Evet arkadaşlar, 10. sınıf konularından basınç konusuyla birlikteyiz. Eğer sen hazırsan dostum, ben de hazırım. Hadi gel basınç konusuyla başlayalım. Arkadaşlar bu konuda neleri inceleyeceğiz? Katı basıncı, sıvı basıncı, gaz basıncı ve akışkanların basıncını inceleyeceğiz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım, kullanım alanı ve faydalarına baktığımızda dalgıçlar ve dağcılar için çok önemli bir konu. Fren sistemlerinin çalışma prensibi için çok önemli bir konu. Yüzeye çakılmamamızı ve dibe batmamamızı sağlayacak sistemlerin geliştirilmesi için de çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Sevgili arkadaşım, bu konuyla ilgili ödevleri yapacağına eminim. Hazırsan başlıyorum. Evet arkadaşım, ilk olarak basınç nedir? Birim yüzeye etki eden kuvvete basınç denir. Basıncı arkadaşlar biz F bölü A ifadesiyle gösteriyoruz. Buradaki F arkadaşlar basınç kuvveti, A da yüzey alanı. Yüzeyin tamamına etki eden kuvvete ise ne diyorsun arkadaşım? Basınç kuvveti diyorsun. Basınç kuvveti diyorsun sevgili arkadaşım. Evet, katı basıncına geçelim arkadaşlar. Katılarda zemin yatay ise basınç kuvveti ağırlığa eşittir. Ağırlığa eşittir. Pekiştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen bakın aşağıya. Basıncı P, basınç kuvveti F olan bir yamuk şeklindeki bir cisim görüyorsunuz ve bunu ters çeviriyor. Yüzey alanı ne yapıyor? Genişletiyor. Yüzey alanı genişlettiği için ne olacak arkadaşlar? Basınç azalacak. Ağırlık değişmediği için katılarda basınç kuvveti ne yapmayacak? Değişmeyecek. Değişmez diyeceksin. Değişmez. Arkadaşlar katı basıncının özellikleri nelerdir? Katı cisim ters çevrilirse basınç kuvveti değişmez. Katılar üzerine uygulanan kuvveti aynen iletir. Alt ve üst tabanı eşit, düzgün katı düşey kesitleri ayrılırsa basınç yine değişmez. Bak silindiri ikiye bölmüşüz. Basınçlar yine aynı kalmış arkadaşlarım. Nasıl hocam? Bak mesela tabanı 2S olsun, kendi ağırlığı 2G olsun. S, S diye ayırdığımızda G'ye G diye ayrılmış olur. Her birinin basıncı G bölü S kadar olmuş olur. Sevgili arkadaşlar, düzgün geometrik şekle sahip katıların yüzeye uyguladıkları basınç P eşittir HDG ile de hesaplanabilir. Bakınız birinci şekilde düzgün bir şekil var, HDG diyeceğiz. İkinci şekil birinci şekle göre daha ağır, o zaman basıncı HDG'den büyüktür. Üçüncü şekil birinci şekle göre daha hafif, yani ağırlığı daha az, o zaman basıncı da ne olacaktır? HDG'den daha küçüktür diyeceğiz arkadaşlar. Cisim iki konumundaki gibi olursa zemine yaptığı basınç kaç P, basınç kuvveti kaç F olur? Şimdi öncelikle arkadaşlar dikkat edersek az önce ne dedik? HDG ile biz düzgün geometrik şekillerin basınçlarını kıyaslayabiliriz. Birinci durumda P'miz 4A çarpı D çarpı G kadar. Ama ikinci durumda buna P üssü diyelim. Ne oldu arkadaşım? Yükseklik A'ya düştü, değil mi? O zaman basıncımız 4'te 1'e düştü diyeceğiz. Arkadaşlar cismin ağırlığı değişmediği için birinci durumda basınç kuvveti ağırlığa eşitse son durumda da neye eşittir? Ağırlığa eşittir diyeceksin sevgili dostum. K cisminin zemine yaptığı basınç 2P, L'nin zemine yaptığı basınç 3P'dir. K'nın L'ye yaptığı ve L'nin zemine yaptığı basınçları bulunuz demiş. Şimdi arkadaşım eğer K'nın yaptığı basınç 2P ise ben buna 6G desem 2P eşittir 6G bölü 3S. Yani arkadaşım P eşittir 2G bölü S diyebilirsin. Şimdi aynı şekilde L'nin yaptığı basınç 3P'miş. Yani bunun 3 katı, o zaman L de 6G kadar olmalıdır diyeceğiz. Arkadaşlar 6G bölü S ne olur? 2G bölü S'in 3 katı olduğu için 3P olur. Şimdi K'yı L'nin üzerine koyduğumuz zaman L'nin üst taban alanı arkadaşlar S. Aşağısı 3S. Şimdi K'nın L'ye yaptığı basınç K'nın L'ye diyelim. Buna P1 diyeyim ben. K'nın ağırlığı 6G kadardı. Tabanı da S. 6G bölü S yani 3P kadar olur. Peki toplam ağırlığın tabana yaptığı toplam basınç diyeyim ona da. Bu da P2 olsun arkadaşlar. Toplamları 12G bölü tabanımız 3S yani 4G bölü S yapar. Bu da arkadaşlar 2P'dir diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Piezoelektrik olay.
Bazı kristallere basınç uygulandığında kristalin iki ucu arasındaki potansiyel fark oluşur. Bu olaya piezoelektrik olay denir. Sevgili arkadaşım. Arkadaşlar günlük hayatta ne yapıyoruz? Basınç konusunu kullanıyoruz. Mesela futbolcular çivili krampon kullanıyorlar. Neden? Orada arkadaşlar daha fazla basınç uygulayabilsin ve kuvvet alabilsinler diye. Çiviye arkadaşlar çok az bir kuvvet uygulayarak çiviyi herhangi bir tahta zemine ya da duvara ne yapabiliyoruz? Çakabiliyoruz. Dolayısıyla orada basınç ve yüzey alanı ilişkisi var. Raptiye de aynı şekilde. Sevgili arkadaşlar kar botları mesela giyiyoruz. Kar botlarında da ne yapıyoruz? Sevgili arkadaşlar yüzey alanını genişletiyoruz ki basıncımız az olsun ve kara batmayalım. Paletli araçlar kullanıyoruz mesela yine kara batmamak için sevgili arkadaşlarım. Evet arkadaşlar sıra geldi sıvı basıncına. Sıvılar ağırlıklarından dolayı bulundukları kabın temas ettiği tüm noktalara basınç uygularlar. Basıncı söylenen noktanın sıvı yüzeyinden derinliğine, sıvının öz kütlesine, yer çekim ivmesine bağlıdır. Sıvı basıncı için kabın şekli önemsizdir. Bakın burada HDG şeklinde bir neyimiz olmalı? Formülümüz olmalı sevgili arkadaşlar. Kaplardaki sıvılar aynı ise tabandaki sıvı basınçları eşittir diyeceğiz. Tabandaki sıvı basınçları eşittir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar K, L, M, N ve R noktalarındaki basınçları hesaplayacağız. K'nın sıvının açık ucuna olan uzaklığı 4H. O zaman 4HDG kadar basıncı var. L'nin arkadaşlar 1H yani HDG kadar fark var. M noktasına baktığımızda 3HDG diyeceğiz. N noktasına baktığımızda arkadaşlar normalde taban 4HDG, L noktasına kadar kilit kısım HDG arasındaki fark yine 3HDG olur. R noktasına baktığımızda arkadaşlar yine 4HDG kadar bir basınç olduğunu söyleyeceksiniz sevgili arkadaşlar. Kabın açık ucundan sıvı dökülmeye başlanırsa sıvı 3 boruda da eşit miktarda yükselir. Bu bileşik kaplar kanunudur sevgili arkadaşlarım. Bir taraftan sıvı boşalttığımızda tüm borulardan eşit miktarda sıvı yükselecektir. Borunun şekli önemsizdir. Bak şimdi aşağıdaki soruyla pekiştirelim. K noktasındaki basınç 1P kadarmış. Musluk açılırsa denge sonrası L'deki basınç kaç P olur? Şimdi normalde kaç A'mız var? Solda 1A, sağda 3A. O zaman ben şuraya arkadaşlar 4H diyeyim. P dediğimiz şey ilk etapta 4HDG'ymiş. Şimdi soldaki sıvı 4HA kadarlık bir sıvı. Taban 4A olduğu zaman her ikisi de arkadaşlar ne yapacak? 1H yükselecek. Sadece 1H yükselecek. Yani yeni basıncımız HDG olacak ve ilk basıncın 4'te 1'i kadar olacak. 4'te 1'i kadar olacak sevgili arkadaşım. Bu bileşik kaplar kanunu arkadaşlar. Evet grafik yorumlarına baktığımızda arkadaşlar birinci kapımız düzgün kap. Düzgün kaplarda sıvı yüksekliği zamanla artacaktır. Sıvı yüksekliği arttıkça basınç da artacaktır. Dolayısıyla basınç ve sıvı yüksekliği doğru orantı grafiğine sahiptir sevgili arkadaşım. İkinci kap genişleyen kap. Genişleyen kaplarda arkadaşlar önce hızlı bir yükseliş olur ama gitgide yavaş yavaş artmaya başlar. Yani yavaşlayan eğrisi gibi olur. Ama basınç ve yükseklik yine doğru orantılı olur. Üçüncü kaba baktığımızda bu da daralan bir kaptır sevgili arkadaşlar. Daralan kaplarda nedir? Önce yavaş artacak sonra birden artacak yükseklik. Basınç da aynı şekilde artacaktır yüksekliğe bağlı olarak. Ve basınç ve yükseklik eğrimiz yine doğru orantılıdır diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarım birbirlerine karışmayan sıvıların basınçları. K noktasındaki sıvı basıncını bulmak için şöyle yazıyorsun. H1D1G artı H2D2G. Neden hocam? Çünkü hem D1 öz kütleli hem de D2 öz kütleli sıvıların toplam basınçları K noktasına etki ediyor arkadaşım. Basınç kuvvetine geldiğimizde kap tabanını etkeden sıvı basınç kuvvetini F eşittir HDGA ifadesiyle buluyoruz. Yani basınç formülümüze A ile çarpmış oluyoruz arkadaşım. Şimdi burada bakınız F1, F2, F3 kuvvetlerini bize sormuş. Şimdi F1 arkadaşlar yüzeyin ortasına etki eder. Yüzey ne kadar? 2H yüksekliğe sahip. Yüzeye olan uzaklığı ne kadar noktanın? 1H kadar. O zaman HDG yüzey alanı 3A. Bak ne yaptım? F1'i buldum.
F2'ye baktığımız zaman yüzey olan bütün buradaki yüksekliği bulacaksın. Bu yükseklikte 3H kadar sevgili arkadaşım. 3HDG çarpı 4A diyeceğiz. Yani 12HDGA. F3'e baktığımız zaman 4H'a 3A. O zaman 4HDG 3A. F3'te arkadaşlar 12HDGA'dır diyeceğiz. Şimdi arkadaşım düzgün kaplarda basınç kuvveti HDGA ağırlık kadardır sevgili arkadaşlar. Daralan kaplarda ise HDGA ağırlıktan daha fazladır. Genişleyen kaplarda ise HDGA ağırlıktan azdır. Bunu unutmuyorsun. Bu çok klişe bir örnektir. Klişe bir nottur. Bunu her yerde göreceksin. K tabanındaki sıvı basınç kuvveti F kadarmış. K'daki sıvının tamamı L'ye boşaltılırsa L kabının tabanındaki sıvı basınç kuvveti kaç F olur demiş. Bak şimdi 6 bölmemiz var. Burada arkadaşlar basınç kuvveti 3HDG2A tabanım var. Yani 6HDGA. Değil mi? Şimdi 6 taneyi bak burada 1, 2, 3, 4, 5 taneyi buraya boşalttık. Kaldı bir tane. O bir tane de ne yapacak? Yarı yarıya dolduracak burayı. Bir başka deyişle burası 3H bölü 2 kadar oldu. Şimdi arkadaşlar basınç kuvvetine baktığımızda ne diyeceksin? 3H bölü 2 DG 5A diyeceğiz. Yani arkadaşım 15HDGA bölü 2 kadar olur diyeceğiz. 15HDGA bölü 2 kaç F'tir demiş. Şimdi arkadaşlar burada F bölü 6 HDGA'dır. Önce bunu yazalım. Burada da HDGA yazan yere 15 bölü 2 çarpı F bölü 6'dan 15F bölü 12 ya da her ikisini 3'e bölersek 5F bölü 4 kadardır diyebiliriz sevgili arkadaşım. Sıra geldi Pascal ilkesine. Sıvılar üzerine etki eden basınç değişikliğini aynen her noktaya iletir. Buna Pascal ilkesi denir. Dikkat edersen bir su cenderesi verilmiş. F1'in S1'e oranı, G'nin S2'ye oranı birbirlerine ne olmalı arkadaşım? Eşit olmalı diyoruz. Çünkü aynı hizadalar. Bakınız arabaların arkadaşlar fren sistemlerinde bunu kullanırız. Ya da arkadaşlar sanayilerde mesela aracı havaya kaldırmak için yine bu tarz sistemleri kullanıyoruz. Düzenekler F ve 3F kuvvetleriyle dengelenmiştir. Pistonların ağırlıkları ve sürtünmenin önemsiz olduğuna göre F kuvveti kaç G'dir? Şimdi arkadaşım birincisinde F bölü S 2HDG'ye eşittir değil mi? İkinciye baktığımızda arkadaşlar G bölü S artı HDG 3F bölü 2S kadar olmalıymış. Şimdi F kuvveti kaç G'dir diye soruyor bize. Arkadaşlar baktığımızda buradan şimdi F tek başına 2HDGS'e eşittir. Şimdi bunu açalım. G artı HDGS neye eşit olacak arkadaşlar? 3 bölü 2 çarpı 2HDGS'e eşit olacak. Şuradaki ikiler gitti. Buradan arkadaşlar G'miz de ne oldu? Sevgili arkadaşlarım 2HDGS oldu. Şimdi hem F hem de G 2HDGS olduğuna göre F kuvvetimiz G'ye eşittir diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Gaz basıncına gelelim. Gazlar hangi kaba konulursa o kabın hacminde olurlar. Gazlar sıkıştırılabilirler. Açık hava basıncı diye bir şeyden bahsediyoruz. Atmosferi oluşturan gazların etki ettiği basınca açık hava basıncı denir sevgili arkadaşlarım. Peki bu açık hava basıncı arkadaşlar nelere bağlıdır? Açık hava basıncı deniz seviyesinden yukarılara doğru çıkıldıkça azalır. Açık hava basıncını ölçen aletin adı da barometredir. Unutmayalım. Şimdi bir Torricelli deneyimiz var. Torricelli denen bir bilim adamımız var. Açık hava basıncı Torricelli tarafından ölçülmüştür. Torricelli açık hava basıncını deniz seviyesinde 76 cm ölçmüştür arkadaşlar. Hemen burada da şekilde ne yapıyorsunuz? Görüyorsunuz. Açık havayı biz P0 ile ifade ediyoruz arkadaşlar. P0 burada 76 cm civa ifade ediliyor. Şimdi arkadaşlarım Torricelli deneyine baktığımızda açık hava basıncının borunun şekline kesitine bağlı olmadığını söyleyeceğiz. Sıvının cinsine bağlı, ortam sıcaklığına, ortamın deniz seviyesinin yüksekliğine, borunun üst kısmından başka bir gaz olup olmamasına bunlara bağlı arkadaşlar. Şimdi Torricelli deneyiyle arkadaşlar kılcallık çok karıştırılır. Bakınız açık hava basıncı ile açıklanır Torricelli deneyi.
Adezyon kuvvetle açıklanır kılcallık olayı. Sıvının yükselme miktarı borunun kesitine şekline bağlı değilken Torricelli'de, kılcallıkta sıvının yükselme miktarı cam borunun kesitine ve şekline bağlıdır. Kullanılan borunun üst kısmının kapalı olması lazım Torricelli'de, kılcallıkta nedir? Kılcal borunun üst kısmı açıktır arkadaşlar. Kapalı kaplardaki gazların basıncı, gaz moleküllerinin kap yüzeyine çarpması sonucunda gaz basıncı oluşur. Oluşan gaz basıncı her noktada aynıdır arkadaşlar. Sıcaklık artarsa kapalı bir kaptaki gazın basıncı da ne yapacaktır? Artacaktır değil mi? Düdüklü tencerelerde olduğu gibi sevgili arkadaşlar. Manometre ne? Kapalı kapların gaz basıncını ölçen alettir. Bak şimdi. Bir tarafında gaz, bir tarafında açık hava basıncı olan bir manometremiz var. Burada basınç, gazın basıncını HDG artı P0'la ölçüyoruz. İkincide bakarsan ucu kapalı arkadaşlar manometrenin. Dolayısıyla P gaz direkt HDG'ye eşittir diyeceğiz. Üçüncüde ise arkadaşlar P gaz ucu kapalı ama orada bir Y gazı var. O zaman P gazımız HDG artı P'ye oluyor diyeceğiz. Basınç ölçü aletleri altimetre deniz seviyesinden yüksekliği ölçer arkadaşlar. Rakım belirlenir. Pilotlar ve dağcılar için önemlidir. Batimetre batıktan aklınıza gelsin. Denizlerin derinliğini ölçmeye yarar. Dalgıçlar kullanılır. Denizaltı araçlarında kullanılır arkadaşlar. Basıncın hal değişimine etkisi nedir? Basıncın artması buz gibi maddelerde erime sıcaklığını düşürür. Basınç saf maddelerin kaynama sıcaklığını yükseltir sevgili arkadaşlar. Akışkanların basıncı yani Bernoulli ilkesi. Arkadaşlar böyle bir sistemimiz var. Kanalizasyon sistemlerinde de var bu. Borularda da var. Akışkanlarda kesitin daraldığı yerde akış hızı artar. Şimdi arkadaşım hortumla bir bahçe suladığın zaman ne yapıyorsun? Hortumun ucunu sıkıyorsun. Hortumun ucunu sıktığın zaman su daha hızlı ilerliyor. Doğru mu? İşte burada da kesit alanı küçüldükçe hız artıyor. Dikkat edersen V3 büyüktür, V2 büyüktür, V1 diyeceğiz. Hızın arttığı yerde basınç azalır arkadaşım. Ve basınç HDG olduğu için basınç ile yükseklik doğru orantılı olacak. H1 büyük, H2 büyük, H3 diyorsak P1 büyük, P2 büyük, P3 diyeceğiz. Evet arkadaşlar akışkanların basıncına birkaç tane örnek. Mesela yağmurlu havalarda ve rüzgarlı havalarda ne yapıyorsunuz? Şemsiyenizi açtığınızda şemsiyeniz ters dönüyor değil mi arkadaşlar? Ya da işte bir çatı dizayn ettiğiniz zaman yine Bernoulli ilkesinden faydalanıyoruz arkadaşlarım. Uçak tasarımı yaptığımız zaman uçağın kanatlarını yine Bernoulli ilkesine göre tasarlıyoruz. Evet sevgili arkadaşım konu bittiği zaman basıncı öğrendin, katı basıncını öğrendin, sıvı basıncını ve akışkan basıncını öğrendin sevgili dostum. Sevgili arkadaşım bu benim ödüllü sorum. Bu soruyu bir sonraki konu anlatımımda yapacağım. Gel istiyorsan önceki konumuzun nedir ödüllü sorusuna bakalım. Özdeş 5 mıknatıs demir ve KLM dinamometreleriyle şekildeki düzene kurulmuştur. KLM dinamometrelerinin gösterdiği değerler TK, TL ve TM ise bunlar arasındaki ilişki nedir? Mıknatısların çapraz ve yatay etkileşimlerini önemsemeyeceğiz. Şimdi birinci şekle baktığımız zaman N eni yukarı doğru F ile itiyor. Önce kuvvetleri yazıyorum. İkincisinde aşağı doğru arkadaşlar F, hatta birincisine 4F diyelim. Çünkü D diğeri 2D kadar. Üçüncüsünde ise arkadaşlar demir mıknatısı çekemeyecek. Sadece tek yönlü bir çekim kuvveti var. F'ten küçük bir değerimiz var değil mi? F'ten küçük. F üssü F'ten küçüktür diyeceğiz. Şimdi buna baktığımızda TK G-4F diyeceksin. TL'ye baktığımız zaman arkadaşlar G artı F diyeceğiz. TM'de arkadaşlar G artı F üssü. F üssü F'ten biraz küçük. Dolayısıyla L'nin gerilimi en büyük olacak. Sonra M, sonra K olacak. Cevabımız B seçeneği olacaktır arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.